Merhabalar, ben Köftesi Köfte. Ve ben de Ömer. Ve karşınızda kel sunucularınızla beraber Kernel'la sohbetin yepyeni bir bölümü. Tam olarak 3. bölümümüz, ancak 3. bölümümüz maalesef 2 hafta gecikti. Neden Ömer abi? Bilmiyorum. Biraz tembellik yaptık diyelim. Neyse. Yani birkaç aksilik çıktı peş peşe. O yüzden bir araya gelemedik Ömer abiyle. Aynen. Neyse. O yüzden asıl konuşmayı planladığımız, varsa konuyu başlatmayı planladığımız konunun başlangıcı 2 hafta önce çıkmış bir haber. Ubuntu 17.10 çıktı. Şu Canonical firmasından olan mı? Evet. Ama önemli değil. Ufak bir detay söz konusu ama bu sürümle alakalı. Nedir? Seni dinliyoruz. Evet. Bilemiyorum. Herhalde bunlar tekrar kurtarmış. Geri döndüğe mi karar verdiler şeye, Unity'ye? Bilmiyorum. Senden dinleyelim. Basitçe 11 sür 11 4 müydü? 11 10 müydü? O sürümden beri Ubuntu GNOME kullanmıyor. Onun yerine Unity adında kendi geliştirdikleri bir GNOME fork'una geçmişlerdi. Fakat bu sürümde GNOME'a geri dönmeye karar verdiler. Bu arada ilginçtir, sürüm bayağı pozitif yorum aldı. Bayağı başarılı sürüm deniyor. En baştan geçmeleri hata olduğu için böyle bir yorum alması normal bence. Sen ne düşünüyorsun? Makuldür. Unity hakkında benim görüşlerimi çoğu insan biliyor. Ben hani Unity'nin arkasında yatan bazı fikirleri, bazı pratikliktir, şudur budurları aşırı seviyorum. Hatta o yüzden kendi kullanıcı arayüzüm biraz Unity vari bir arayüze de. Ancak uygulama konusunda çok başarısızlar. Yani işi uygulamaya geçirme konusunda. Stabilite ve performans sıkıntıları Unity'de bayağı bir kendini gösteriyordu. Bunun yanı sıra özelleştirmenin aşırı kısıtlı olması vesaire vesaire derken Unity fikrini sevdiğim ancak kendisini sevmediğim bir projeye dönüştü. Bir şey soracağım. Bu Unity'ye geçmelerindeki sebep tam olarak neydi? GNOME 3 ilk çıktığında bayağı kötüydü. Ben şey olduğunu düşünüyordum, bunların mobil işletim sistemine çevirmek amacıyla Unity'ye geçtiklerini. Yok, çok daha sonra çıktı. Yanlış düşünüyormuşum. Aynen. O çok ilginç bir detay ya. Unity 8 ile beraber o mobil muhabbeti asıl başladı. Unity normalde Canonical'ın laptoplar için, pardon netbooklar için geliştirdiği bir arayüzdü. Sonrasında onu Unity 7 ile beraber masaüstü, Unity 6 mı Unity 7 ile beraber masaüstü haline getirdiler. Normal masaüstü versiyonu. Aslında aynı şey. Kullananlar bayağı seviyor. Bayağı öğrenmesi rahat bir masaüstü ortamı. Fakat hani bahsettiğim sıkıntıları yüzünden ben Unity'yi bir türlü sevemedim. Bunun yanı sıra zaten Unity'de gereken özelliklerin büyük çoğunluğu KDE olsun, GNOME olsun, Cinnamon olsun, Mate olsun, bunlarda zaten halihazırda artık var. Bir tek Global Menü doğru düzgün çalışmıyor. Çoğu masaüstü ortamında. Onu da Mate ekibi bayağı güzel çözmüş. Hatta Ubuntu Mate'te direkt Unity'den daha iyi bir Unity arayüzü elde edebiliyorsun ilginç bir biçimde. Hazır bahsetmişken şeylerden bahsedebiliriz. Bu dağıtımları ve bunların tercih sebebi olan masaüstü yöneticilerinden de biraz bahsedebiliriz bence. Evet, zaten iki bölümdür masaüstü yöneticisidir, masaüstü ortamıdır, pencere yöneticisidir vesaire vesaire deyip duruyoruz. Bunlar da bunlara özel ayrılmış bir bölümümüz, bence güzel olabilir. İlk olarak Ömer abi, sen ne diyorum? Hani burada biraz sana hafiften topu atacağım, çünkü sen bir adet masaüstü ortamının geliştirici ekibinde yer alıyorsun. Tamam, bana atıyorsun, güzel de ben KDE dışında bir masaüstünü sevmediğim ve kullanmadığım için ben topu sana geri atmak zorunda kalacağım ama zaten KDE'den başlatıyorum konuyu. Peki. KDE'nin çıkış amacı olan şey diyebiliriz. Birazcık da Windows tarafından gelecek kullanıcıların birazcık da evlerinde hissetmeleri için oluşturulmuş bir masaüstü yönetimiydi. Birazcık da GNOME'a olan gıcıklıktan kaynaklanıyordu. Her şeyi kişiselleştirmeleri yok etmeye çalışmışlardı. Birazcık da hatta o dönem sonradan geri döndü şimdi Windows'ta varsa ama Linux'un yaratıcısının. Yani sadece aptallar için bir masaüstü. Yalnız o çok sonradan olan bir olay. GNOME 3'te o lafı söylemişti. GNOME 3'ün ilk başında. GNOME 3'ün ilk başı bu arada cidden çok kötüydü.
Aynen, tam hep kötü. Hatta KDE ile NOM'un çıkış tarihleri çok yakın aslında. Şey olarak düşündüğünde öyle. İlk orijinal sürümleri. Tarihçilerini karşılaştırmadım ben gerçi. Hatta bir bakalım. Aynen, bir bakalım. Ben NOM'unkine bakıyorum. NOM ben History de... diyelim. 99 şey Mart 1999'da çıkmış. October 14 1996'da çıkmış hadi. KDE'de 96. Tamam, aralarında 3 yıl varmış. 3 yıl. Evet, çok bir farkı yokmuş aslında. Özellikle o dönemi düşünürsek. Evet tabii canım. Yani şöyle ben tarih... KDE'yi sevmemden kaynak galiba bununla alakalı. Çünkü ben 96-97 civarında Linux sistemlerine kullanmaya başladım. Galiba ilk aşk diyebiliriz yani. İlginçtir, KDE benim de ilk aşkım. KDE 3 ile başlamıştım. 3-5 ile başlamıştım ben ama. Sonra dedin okyanusta balık fazla. Genoma geçtin ha? NOM'a geçişim benim KDE 4'ün bayağı bir kötü hale gelmesiyle oldu. KDE 4'ü bir ara hatırlıyorsun bayağı bir şişirmişlerdi. Yapılan bir değişiklik vardı, onunla kaynaklanmıştı. Bayağı şişirin. Ha? En büyük sıkıntı KDE'den çok Qt ile alakalıydı. Qt bayağı değişiklikler yaptı o dönemde. KDE daha çok Qt diye okunuyor. Qt'un bir çalışma ortamı gibi bir şey yani. Laboratuvarı gibi düşün. Yani zaten sponsoruydu. O yüzden bir nevi bakın bununla bunları da yapabiliyorsunuz kardeşim diye geliştirmesine maddi destek sağladı. Masaüstü ortamıydı zaten KDE. Orada şöyle bir sıkıntı oldu aslında. Bir de şöyle bir kötü döneme denk geldi. Hatta bu Vista'nın da çok büyük bir sıkıntısı oldu. Her şeyin janjanlı olması modası çıkmıştı ya bir ara. Widget'ların her yeri kaplaması, şeyler aynen. Olması. O olay hani KDE'yi de bayağı bir kökten etkiledi. KDE 3.5 bayağı güzel, bayağı stabil bir masaüstü ortamı iken KDE 4 bayağı bug'larla dolu, bayağı yavaş vesaire vesaire bir masaüstü ortamı oldu. Hatta hala çoğu insanın KDE'yi yavaş zannetmesinin sebebi KDE 4. Büyük ihtimalle. Bu arada hazır eski sürümlerden konuştuk, ben şeyi söyleyeceğim. Elemanın biri var, şu anda ismini unuttum. Nostaljik olan pencere yöneticilerini günümüz teknolojilerine port ederek eski şekilde çalıştırılmasını, günümüz bilgisayarlarında, günümüz sistemlerinde çalıştırılması için uğraşıyor. KDE'nin 1.0 sürümünü port etmişti. Bütün her şey çalışmıyor ama çoğunluk çalışacak şekilde. Hatta KDE projesi onu desteklemişti, hatırlıyorum onu. Aynen. Eski sistem şeyleri kullanmak için. Bu arada ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben yakın zamanlarda NOM'u da KDE'yi de denemiş bir insan olarak. Bu arada NOM ve KDE üstüne çok fazla duruyoruz. Çünkü bu ikisi bir dönem... Marketler çok tercih edilen işin. Bir dönem en çok kullanılan iki masaüstü ortamıydı. Şu an bayağı karmaşık durumda işler. Sinemalar, Mate'ler falan girince işler birazcık NOM karıştı. NOM sanırım hala en çok kullanılan. NOM, KDE en çok kullanılan bu ikisi. NOM'un en fazla kullanılmasının en büyük sebebi bana göre ister istemez Linux dendiği zaman birçok kişinin Ubuntu'dan bariz olduğunu düşünmesi Linux dünyasının. Ubuntu kurunca da NOM kuruyorlar. Bu olarak aslında NOM... Ubuntu kurunca NOM kullanılması yeni oluyor artık. Unity kullanılıyordu önceden. Unity o yüzden ikinciydi. Yok demek istediğim yani ya NOM birbirine benzedikleri açısından söylemeye çalışıyorum ben bunu. Unity veya NOM kullanmış oluyorlardı şeyler ama istatistiksel olarak baktığın zaman senin doğru. Söylediğin doğru. İlk başta zaten Unity'nin şeyinde baktığın zaman bir çakmasıydı. Şeyin bir forkuydu. NOM'un bir forkuydu. Yani NOM'un altyapısını kullanıp arayüz shell'ini değiştirmişlerdi direkt. İşte bir hafiften fork diyebiliriz aslında buna. Ne diyordum? Yakın zamanlarda NOM'un da KDE'nde güncel versiyonlarını kullanmış bir insan olarak şunu söyleyebilirim. Şu an KDE NOM'dan daha hızlı. Evet. Hız olarak daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Bellek kaynak tüketimi dolayı. Hatta evet. Kaynak tüketimi başladık. Eskiden 2 tane dağıtım çok meşhurdu diyoruz. Aslında 3 tane dağıtım işin doğrusu söylemek gerekirse. Söylemedim. Sen söyle. X, F, C, E.
Kusura bakmayın. Telaffuzlar konusunda ufak var. XFCE diyorum ben ona. Özellikle eski sistemler için tercih edilen bir şeydi. Yani makinesi o zamanlar ister istemez birçok kişinin kötü olduğu için tercih ettikleri üçüncü masaüstü yönetimiydi. Yönetim sistemiydi. Ve zaten çıkış mantrası onun bayağı hafif bir masaüstü olması. Ama onu, lightweight olarak geçiyor zaten. Ama onda çok güzel bir eksi noktası var. Ne gibi? En son güncellemesi ne zaman yapıldı? Bakalım. Bir bak abi. Ne bulacaksın? Merak ediyorum. Bakalım. Da, wiki tanımadı. Aa, ilginç. Yok ki ben yanlış yazmışımdır büyük ihtimalle. Yok. Kendi wikisini açalım. Heh, tamam buldum. Buldun mu? Buldum. İlk 96'da başlamış zaten diğerleri gibi. 1996'da. En son stabil sürümü ise 2 sene önce. Hani XFCE'nin sıkıntısı bu. Güncellik konusunda bayağı bir sıkıntısı var. Şöyle, merak ettim. Ben bir şeyi kontrol edeceğim. Sen devam et. Ben bunları geliştirme deposunda son durum, en son commit ne zaman yapıldığını merak ettim. Şöyle bir sıkıntısı var XFCE'nin. XFCE yani çok fazla güncellemiyor. Ha, şöyle bir durum da var. Aşırı stabil zaten. Ama eski teknolojilerde kalıyorsunuz masaüstü ortamı olarak, ya grafik arayüzü ortamı olarak. Hem de artık günümüzde artık performans olarak o kadar başarılı diyemeyiz. Modern sistemlerde biraz yavaş kalıyor gene. O yüzden onun yerine ben hafif bir şey isteyenlere şu aralar Mate masaüstünü öneriyorum. Hiç de denedin mi Mate masaüstünü abi? Sadece bakış olarak yani bir saatten fazla değildir diyebilirim. O esnada gözüne çarpan bir şey oldu mu peki? Performans bakımından falan. Performans bakımından bu Genome'un 3'teykenki batırmasını düzelttiklerini söyleyebilirim. Stabilite olarak bayağı iyiydi yani. Evet hani ben bir süre eski laptopumda Logan'da bir süre Mate kullandım. Şu kadarını söyleyebilirim. Bir kere bile problem yaşamadım masaüstü ortamında ve bayağı hızlı. Özellik bakımından bir Gnome, Cinnamon ya da KDE kadar gelişmiş değil. Hani o kadar geniş özellikler beklemeyin. Eklenti yazımı da o kadar kolay değil. Yine eklenti yazabiliyorsunuz da hani mesela Cinnamon'ın eklenti yazımına bayılıyorum ben. Sadece bir tane JavaScript yazıyorsun. Arayüz konusunda da bir iki CSS yazıyorsun, bitti. Eklentiyi tamamladın. Mate'de biraz C'ye falan girmen gerekiyor. Öyle bir sıkıntısı söz konusu. Bu arada ben bu git depolarındaki durumu söyleyeyim. Güncelleme olarak. Senin tahmin alalım. En son ne zaman güncelleme almış olabilir? 8 ay diyorum. 1 dakika. 1 dakika önce mi? İlginç. Ve pardon. bir barajı su alayım. Sen devam et. Ne diyordum? Mate o konuda bayağı güzel bir masaüstü. Hani aradığınız şey hızlı, stabil, çok görsel bir janjanı olmayacak ancak çirkin de olmayacak bir masaüstü arıyorsanız Mate kesinlikle aradığınız şey. Ve şu an şöyle bir durum var. Ben Mate'in birkaç tane de aracını hala kullanıyorum. Yani kendi programlarından bazılarını kullanıyorum. Yani, bu arada şeylere baktım ben. Dediğim gibi son güncelleme 1 dakika önce almış ve bayağı aktif olduğunu söyleyebilirim. Yani 1 dakika, 2 saat... 2 saat, 17 saat. Ne zamandır aktifler ona bakabiliyor musun? Bayağı uzun zamandır olduğunu söyleyeyim. Bak bazı şeyler 3 sene önceye kadar gidiyor ama genel olarak ana sistemdeki kısımlar, core kısımların güncellemeleri hep böyle 16 ay, 5 hafta, 4 hafta. O zaman core ekipte bir yavaşlık olabilir. Ya yani asıl ekipte. Belki de ama şeyleri core şeyler komponentlere bakıyorum. Onlarda da güncellemeler var. Yok bahsettiğim core ekip. Asıl sürümü çıkartan, onları belirleyen tarafta bir yavaşlık olabilir. Doğru. Ya da adamlar bayağı bir kökten değişikliğe gitmiş olabilirler. O da mümkün. O yüzden yavaş olabilirler. Şöyle bakıyorum da güncellenen paketler, daha doğrusu güncellenen projelerde yani baya core paketlerden birkaçı olduğunu söyleyebilirim. Yani yakın bir zamanda yeni bir sürüm gelebilir 2 yıldan sonra. İlginç. Ben bir Arch deposuna bakayım. Orada
ne durumdalar? En son sürüm ne zaman çıkmış diye. En son sürüm 2016'da da build'lanmış. Oradaki. Neyse. Mate bu şekilde. Bayağı sevdiğim bir modası üstüdür. Ancak hani kendi kişisel tercihim değil. Özellik bakımından biraz eksik kalıyor. Ben meraktan soruyorum. Mate'i kullanan dağıtımlar hangileri var? Mint dışında. Kendi merakımı yapıyorum. Ubuntu var. Ubuntu Mate diye bir sürü var. Yok, ben sorumu düzelteyim. Ana şey olarak ve ha. Böyle spin değil. Yani mesela Ubuntu'nun spinleri vardır. Gnome spin'i veya benzeri. O şekilde değil. Yani ana... Ön salonu olarak bildiğim bir tek Mint var büyük dağıtımlar arasında ön salonu olarak. O da 2 spin'i var. Daha doğrusu 3 spin'i var ancak bir tanesini iptal edecekler. Cinnamon var, Mate var, başka diğeri ne? KD. KD iptal ettiler Mint. Evet, ettiler. Artık KD spin'ini çıkartmayacaklar. Hatta şöyle söyleyeyim, daha yanlış olmasın. 3 gün önce bir tane mail listelerine düşen bir mail vardı, daha doğrusu bug liste. Adamlar baya baya küfredecek şekilde şey yollamışlar. Sen söylesin, bug girdisi girmişlerdi KD kısmı. Sistemi berbat etti diye. Adam Mate şeyine yollayacağını bizim KD'nin mail listesine veya daha doğrusu bug sistemine yollamıştı. Büyük ihtimalle onunla dolayı olarak adamlar da oradan iptal ettiler. Muhtemelen bir anlaşmazlık olmuştur aralarında. Bir de şöyle bir durum var. Zaten Mint'in KD sürümü çoğu insanın umurunda bile değildi düşününce. Çok akla gelmiyordu. Öyle. Bu arada arkadaşlar şeyinde arada bahsedelim. Birçok dağıtım artık 32 bit işlemci desteğini tamamen kaldırıyor. Drop ediyorlar. Hala eski sisteminiz varsa mecbur eski dağıtımlardan birini tercih edeceksiniz. Ya ben şahsen o konuyu onu bayağı mantıklı buluyorum. Çünkü hani tabii ki. Bazen insanları çok eski işlemci, çok eski teknolojiyi kullanmaktan alıkoymak gerekli olabiliyor. Hani onu zorlamak. Ki yani bayağı... Biraz despotik yapı istiyorsun yani. Şöyle diyeyim, 15 yıldır, son 15 yıl içerisinde yapılmış bir... Daha sonra 15 demeyeyim de. 10-12 yıl içerisinde toplanmış bir bilgisayarın varsa o kesinlikle 64 bittir hani. Netbook, %90. Netbook değilse. Netbook nesil netbooklar 32 bitti ya gene. Atom sağ olsun. Ki yani o yüzden 32 bit kullanmanın günümüze bir mantığı yok. Hatta şu an sadece teknolojiyi geride tutuyor 32 bit kullanan kesim benim gözümde. Bu arada ufak bir hatırlatma yapayım Köfte. Arkadaşlar şey düşünmesinler. 32 bit dağıtımların desteği sürecek ama 32 bit dağıtım olmayacak yine. Yani sizin kurduğunuz sisteminizin hala da güncellemesi yine alacaktır. Bu arada paket bazlı değil. Bunun olduğu dağıtımları sayayım şu an popüler dağıtımlar arasında. Fedora da bayağıdır kesmişti 32 bit desteğini. Hı hı. Arch kesti. Ubuntu bu sürümden itibaren kesti. SUSE'nin herhangi bir 32 bit versiyonunu bulamadım ancak ondan çok emin değilim. SUSE'nin mi? Evet. SUSE'nin bulamadım. SUSE. Bakalım. Ama asla kesmeyecek dağıtımlar da var. Debian gibi. Debian mesela evet. Özellikle Debian Stable. Debian'ın zaten özelliğidir. Yani herhangi bir cihazınız varsa onu da Debian kullanabilirsiniz. Ne oldu önemsiz. Aynen. Spark'lar falan bile dahil hala daha destek devam ediyor. Bu arada o 32 bit kütüphanelerin konusunda ilginç bir şey söyleyeceğim. 32 bit paketler konusunda. Pek çok o 32 bit desteğini kesen dağıtımlar hakkında pek çok community kendi 32 bit depolarını oluşturmaya başladı. Mesela Arch'ın kendi 32 bit deposu var veya adamlar kendi kurulum ISO'su da hazır build'lıyorlar her ay. 32 bit olmak üzere. Şeyi bulamadım. OpenSUSE konusunda şeyi bulamadım. Destek şeyini göremedim ben de. Ondan emin değilim demiştim zaten. O yüzden kesin bir şey söylemiyorum şu an. Ya sadece 32 bit ISO bulamadım onlarda. Bu arada arkadaşlara anlatmak açısından 32 bit ile 64 bitin arasındaki farkı söyleyebilir misin Köftem? Orada sana bırakayım aslında. Daha mantıklı olabilir. Yok ama. Ben mi yanıtlayacağım bu sefer de? Ben sorayım. Buyur. Basitçe adresleme yönteminin değişmesi diyelim. Ya şöyle birler ve sıfırlardan oluşuyor ya her şey.
Ah, açıklamakta zorlanacağım abi. Sen açıkla. Arkadaşlar bir komut, işlemcinin anlayacağı bir komut, belli bir sayıda şey, siz söylesin, bitten oluşur. Ve bunun iki kısmı vardır. Bir tanesi instruction kısmı, bir kısmı adres kısmı, sonra da data kısmı. Yani üç parçadan oluştuğunu düşünün. Birincisi instruction kısmı, sonrası adres. Bu işleminizin nereye kaydedileceği, işlem sonrasında veya hangi bellekteki, neredeki yapılacağı ve bu işlemin tutacağı kısım. Normalde bu 30 qubit sistemlerde iki tane 30 qubit şey kullanarak şey yapılıyordu. Şimdi 64 qubit sistemde bu sayı şey daha da büyüyor. Kamyonun büyüklüğü, dorsesinin büyümesi gibi düşünün. Ama buradaki en büyük yararı bize bariz bir hızlanma bekleyemezsiniz 64 qubit sistemde. En fazla %2'lik bir performans olur. Hatta program boyutları ister istemez hafiften büyüyecektir doğal olarak. Ve bellek kullanımı da hafiften büyüyecektir. Ama aslında bakıldığında yarardan çok zararlı olan bir sistem 64 bit, öyle dışarıdan bakıldığı zaman. Ama 64 bit, 32 bitin fiziksel kısıtlaması var. Ne gibi kısıtlaması var? Yeah. En büyük olan günümüzdeki RAM'ler konusunda 32 bit sistemler en fazla 4 GB'a kadar. 4 de değil. 3.5 civarı bir şey. 3 GB'a kadar adresleyebiliyor, bellek adresleyebiliyor. Ya o yani basitçe açıklarsak eğer sadece diyelim 16 GB RAM'iniz var ancak 32 bit bir sisteminiz var. Sistem gerçekte onun sadece o 3.5'unu görebiliyor ve kullanabiliyor. Doğru. Burada itiraz edecek bazı arkadaşlar geleceklerdir. PIA gibi teknolojiler var işin içinde de onlar biraz kandırma yöntemleri ve tam verimli değiller onlar. Hani PA denilen physical neydi tam açılımı? Tam unuttum. Physical address bilmem ne ben de tam hatırlamıyorum. Bilmem ne şeyi, sizin page'leri, memory page'lerini farklı şekilde tutup sistemi biraz emüle etmek gibi daha fazlasını kullanabiliyor. Performans olarak baktığınızda aslında büyük bir şeyiniz yok, düşüş yok, onu kabul ediyorum. Ama sisteminizde en büyük sıkıntı 64 ve 32'nin aynı anda bulması. Doğal olarak bir kütüphanenin aynısının hem 32 bitini kullan sisteminizde bulundurması hem de 64 bitini aynı anda bulundurmanız gerekiyor. O yüzden dağıtımlar yavaş yavaş 64 bit'e kaydırıp hem 32 bit kütüphanelerden kurtulmaya çalışacaklar. Ama bunda engellenen en büyük engellenen şey şu anda ticari uygulamaların kütüphanelerin hala 32 bit tutmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Bunun en büyük örneği Steam. Mesela Steam'de evet, Steam bayağı bir 32 bit kütüphane kullanıyor. Oyunlar da bayağı bir 32 bit kütüphane kullanıyor. Hatta 2 sene öncesine kadar Skype'da 32 bit kütüphane ihtiyaç duyuyordu mesela. Şimdi oyunların kullanması şundan kaynaklanıyor Köften. Bazı ticari yazılımların 64 bit şeyleri çıkmadı hiçbir zaman. Kütüphaneleri çıkmadı. Adamlar onları kullandığı için mesela özellikle texture sıkıştırmaları ve ses sıkıştırma şeyleri formatlarının çoğunun hala da şey olduğu için, lisanslı olduğu için adamlar mecbur onları kullanıyordu. Şimdi günümüzdeki yeni oyunlar yavaş yavaş 64 bit'e kayıyor evet. Şimdi doğrusu. Ama şey kısmına baktığımız zaman Steam kısmına bakınca Steam'in aslında bir ara birim normalde şey değil. O yüzden fazla ihtiyacımız yok yani atıyorlar. Biz zaten en fazla kullandığımız 100 MB'lık bir bellek fazla şeye ihtiyacımız yok. Performans ihtiyacımız yok. Fazla bellek kullanımımız yok. Bu yüzden 64 bit'e geçmenin ne yararı var? 64 bit client istemiyoruz gibisinden. Çok aktif bir tartışma var bu arada bu şey Steam şeyde formunda. Bilmem hiç gördüm mü şey. Hiç denk gelmedim. Bu arada ilginç bir şey Steam demişken Steam'den daha başarılı bir oyun client'ı buldum. Hangisi? Itch. Itch? Hiç duymadım. GitHub bünyesinde gelişiyor aslında. Itch, Steam, kaşınma. Hiç bakma. Steam'in en güzel tarafı Valve'nin sunucu desteğinden kaynaklanıyor işte nasıl. Ya Itch'in güzelliği arayüz bakımından çok daha başarılı Steam'den. Steam'den çok daha düzgün çalışıyor. Yani Steam'in ben başarısız buluyorum bayağı arayüz bakımından. Yavaş, bayağı buglarla dolu ve hala pencere yönetimi konusunda bayağı sıkıntılı Linux altında. Onlardan bayağı rahatsızım ben. Neyse. Itch o konuda bayağı başarılı bir proje. Bu arada elektronla yazılma. Zaten konuya dönecek olursak en büyük sıkıntısı Steam'in en büyük sıkıntısı bu Mozilla'nın CEF denilen bir sistemiyle yazılıyor. CEF aslında Electron'un babası.
elektron sistemi dediğimiz yazılı bir programın bütün şeylerde, sistemlerde aynı görülmesini sağlayan bir sistem normalde elektron. Yani cep telefonu uygulaması veya şey uygulamasında birebir aynı görünüşü sağlat görüm sağlamanızı sağlayan bir sistem. FEC ise aynı sistemin babası, atası kabul edebileceğimiz Mozilla vakıflarına dedesi. Hani bahsettiğim sistem olduğunda aranızda doğmamış olanlar olabilir. Merak ediyor öldür. Ne zaman başlamış bu? Bakalım. 2000'lerin başı diye tahmin ediyorum ben. Baktın mı? Ben bakıyorum bir saniye. Bir bakalım. Henüz daha bulamadım. Daha doğrusu bulduğum şey doğru mu? Tamam. Şeylere bakıyorum. Şirket kime ait olduğunu şeye bakıyorum da. Ha. Jeff işin komik tarafı şey değilmiş. Mozilla değilmiş. Ben yanlış mı hatırlamışım? Şeyinmiş. Chromium Extended Frame olarak başlıyor. Hı. Kişisel olarak bir kişi başlatıyor bu olayı. Marshall Greenblatt denilen bir eleman. 2009'da başlıyor. 8 sene önce. Ha, o zaman okuma yazma bilmiyordu bazıları. Ama ben nedense yanlış kalmış aklımda. Ben bunun Mozilla'nın olduğunu sanıyordum. İlginç. Neyse. Konumuza geri dönelim. Bu arada içi bir arada ne? Oyun kütüphanesi çok güçlü değil. Ancak indie geliştiriciler için bayağı güzel bir ortam şu an. Hatta aranızda indie oyun geliştirmeyi planlayan varsa bir göz atmanızı tavsiye ederim. Giriş koşulları da bayağı rahat. Steam kadar zor değil. Nasıl yazılıyor dediğini? Tamam, İç. İngilizce kaşınma. Kaşıntı daha doğrusu. Bulamadım, neyse. Bir ara bakarım ona. Atarım sana şimdi Discord'tan. Ara birim olarak şey de bayağı hoştur. Bu eski oyunların satımını yapan Good Old Games var ya, GOG. Evet, GOG da bayağı iyi. GOG'un şeyin de ara birimi de bayağı hoştur. Sıkıntı GOG kendisini çok ön plana çıkartmıyor o konuda. Uygulaması konusunda. Sitesini ön plana çıkartıyor da uygulamasını çok ön plana çıkartmıyor. Bu arada içi attım. Bakıyorum ben şimdi ona. En kötüsü diyeceğimiz herhalde Origin oluyor galiba. Benim en çok nefret ettiğim. Origin'in arayüzünü hatırlamıyorum çünkü Origin'in Linux client'ı yok. Ya ben şirketinden kaynaklı bir şekilde nefret ettim. Aa, daha kötüsü var. Uplay. Hangisi? Uplay kalmadı ki. Bitti gitti. Aa, kapattılar mı nihayet? Ben hiçbir zaman hatırlamıyorum zaten. Ben kapattılar diye hatırlıyorum ama bir bakayım yine de. Ben hatırlıyorum birkaç... hala. Hala var mı? Ha, varmış. 2012'de başlamış onlarda. Ha, neyse, asıl arayüz masa üstlerinden bahsediyoruz. Gerçi yine arayüz konusundan bahsediyoruz ama. Ha, bu arada şey, KDE konusunda da KDE 5.11'i hala denemedim. Plasma 5.11. Lütfen düzelteyim. Ben bir şey söylemedim. Sen söyledin, kendini düzelt. Kendi kendimizi düzeltiriz. Tamam canım. Sonuçta bakın. Ya en güzel değişiklik şey olacak. Şimdi yakında yayınlanacak KDE'nin Applications kısmında şöyle bir değişiklik yapıyorlar. Bayağı dur uzak olduğu için yapıyorlar diyeyim. Yapıyoruz demiyorum. KDE'nin 4 çünkü 4 demem, KDE plazma demeyeceğim. KDE'nin eski şeyinin 4'ünün kütüphanelerini kullanan hala daha çok şey vardı. Legacy kütüphaneleri kullanan kısımlar vardı. Şimdi plazma şeyin KDE'nin frameworks'unu kullanmayan eski projelerin tamamını çöp ediyorlar. Hiç tamamen atacaklar. Bayağı bir sanırım bunlar arasında Amarok da olabilir. Alo? Amarok olacak diye biliyorum ama ne yaparlar bilmiyorum. Çünkü Amarok port edilmeye başlamıştı. Ses çıkmıyor adamlardan. Ne yapacaklar bilmiyorum. Ya Cinnamon bayağı aldı başını gidiyor o konuda. Cinnamon demişim, pardon. Clementine. Clementine bayağı popüler hatta. KDE camiasında da olsun. Hatta GTK camiasında da olsun. Sevilen bir... Beğenmeyen diyor, yeni bir şey başlatıyor. Yani laf olsun diye aynı şeyi tekrar ediyorlar. Onu da anlamış değil. Valla ben direkt MPD kullanmaya başladım. Çok daha rahat. Neyse. Asıl konumuza geri dönelim. Biliyorum. Bu arada ben de
son iki sürümdür NOM'dan memnun kalmamaya başladım desem. Ne oldu ki? Yani biraz performans sıkıntıları yaşamaya başladım. Özellikle 3.26 ile beraber çok absürt sıkıntılar ortaya çıkmaya başladım. Masaüstümde de laptopta da. Muhtemelen eklenti tavanında da. Efendim? Benim sana tavsiyem şu. Benim bahsettiğim güncelleme geldikten sonra bir kere daha şansı vermeni tavsiye ediyorum KDE konusunda. Olabilir. Ben şu an laptopta tamamen Cinnamon'a geçtim ve Cinnamon'dan bayağı memnun kaldım bu arada. İstediğim neredeyse her şeyi verdi bana ve herhangi sıkıntı da yaratmıyor. Oradan Cinnamon'a geçelim o zaman. Cinnamon'a geçelim de benim aklıma gelen bir şey var. Onu bahsedeyim ondan sonra. Tabii. Bu arada mesela KDE olsun veya Gnome olsun hoşuna gitmeyen kısımlar oluyor ya. Bir proje sitesinden bahsedeceğim ben. Bounty Source denilen bir sitem var. Mesela hiç duyduğumu bilmiyorum. Mesela sallıyorum senin hoşuna gitmeyen veya bir eksiklik gördün ama düzeltilmesi uzun zaman alacağını düşündüğün bir şey. Sen giriyorsun, kardeşim bunu kim yapmak istiyor? Ben buna $5 veya ne kadar $1 para koyuyorum. Bunu düzeltirlerse bunu ödeyeceğim diyorsun. İnsanlar oradaki geliştiriciler bu işi freelance olarak yapan kişiler onları düzeltiyor. Sisteme koyuluyor. Sen onu şeyini yapıyorsun. Donate'ini yapıyorsun o adamın. Bu sayede o bütün Linux dağıtımlarında o özellik düzeltilmiş oluyor. Senin gıcık olduğun şey varsa bu şekilde halledebilirsin. Hatta benim bildiğim dağıtımlar da buna sponsor oluyorlar. Yani senin para vermen gerekmeyip onlar mesela Elementary OS çok fazla yapıyor bu olayı. Şu an listesinden baksam IBM bayağı bir katkı sağlıyormuş galiba. Facebook ön plana çıkartılmış. OnCloud bayağı yapıyordu. Aynen. İncelemesi lazım yazılım geliştiricilerinin özellikle. Yazılım geliştiriciler buradan para da kazanabilir. İşte. Ayrıca siz şey yapabilirsiniz. İstediğiniz bir özellik var ama hala da ya seneler oldu bu hala eklenmedi kardeşim diyeceğiniz bir şey varsa ufaktan açık kaynak koduna katkı sağlayabilirsiniz bu şekilde. Yani geliştiricinin iki yemek parasını karşılamış olursunuz. İki yemek mi? Ya bir kahveye karşılık geliyor. Starbucks'ta bir gün kahve içmesinler veya bir paket sigaraya karşılık geliyor. Bir iki paket sigara. Lütfen esnaf lokantası denen bir şey var. Neyse. O zaman ben geri dönüyorum. Cinnamon ve Mate projesi biraz yan yana gelişmiş projeler. Onlara değinecektim. Aslında baya baya aynı tarihte çıktılar diyebiliriz neredeyse. Hatta bir çıkış tarihlerine bakalım. İkisi de bu arada 2011'de çıkmış Cinnamon. Mate'e bakalım. O da 2011. Çıkışların ikisi de aynı şirketin yaptır. Yoksa aynı proje olarak başladılar da mı şey oldu? İkisi de direkt Mint'in bünyesinde, Linux Mint'in bünyesinde gelişti. Yani Linux Mint'in bünyesinde gelişmeye başladı işte. Community tarafından geliştiriliyorlar. Mint destekli olarak. Deneyeceğim dağıtımlar arasına ekledim ona bakalım. Mint'i bir deneyeyim. Mate ve Cinnamon'ın aslında benzer bir mantıkla çıktı. İkisi de hani NOM 3'ün ilk dönemleri yine çıktılar. Ve hani NOM 3'ü sevmeyen kitle direkt. İlk haline. İlk hali cidden çok kötüydü. NOM 3 seven bir insan olarak bunu söylüyorum. Çok kötüydü. Neyse. Cinnamon NOM 3'ün fork'u olarak başladı. Mate NOM 2'nin fork'u olarak başladı. NOM 2'yi devam ettirebilecek şekilde başladı. Sonradan Mate'i GTK 3'e geçirdiler bu arada. GTK 2'ydi normalde. GTK 3'te şu an. Cinnamon ise altyapı olarak direkt NOM'un altyapısını kullanıyor bayağı bir noktada. Fakat pek çok uygulamasını değiştirmiş durumda. Hatta dosya yöneticisi mesela Nemo, Nautilus'tan çok daha güzel. Şiddetle tavsiye ederim herkese. Ama hala bazı uygulamalardan onun kendi uygulamalarını da kullanıyor. O ayrı mevzu. Bu şeyi bahsettik. Kusura bakma sözünü kestim. Bu Ubuntu'dan falan bahsettik de. Ubuntu'nun bu cep telefonu projesi çöp olmuştu değil mi? Yanlış evet, hatırlamıyorsam. O çöp olmuştu. Onu çöp etmişlerdi. Peki yerine gelen şimdi yeni bir proje var. Bu konuda bilgim var mı? Evet var. Ondan birazdan bahsederiz. Şunu tamamlayayım. Cinnamon masaüstü o şekilde ortaya çıktı işte. Cinnamon'da Mate'de.
Sinema'nın NOM 2'nin altyapı teknolojilerini kullanıp, pardon NOM 3'ün altyapı teknolojilerini kullanıp daha normal bir, alışılmış bir kullanım yapısı sağlıyor. Şu an biraz o yolda biraz farklılar ancak bayağı, yani 2 haftadır kullanıyorum, bayağı stabil bir masaüstü, onu söyleyebilirim. Sorun yaşamadım hiç. Eklenti desteği bayağı hoşuma gitti. Hali hazırda eklentileri çok fazla değil de bir NOM ya da NOM genişliğinde değil o noktada. Fakat eklenti yazımı bayağı kolay. Düz bir JavaScript. O konuda bayağı inanılmaz hoşuma gitti. Hatta birkaç tane eklentilerde hali hazırda olan eklentilerin bazılarında rahatsız olduğum kısımlar vardı. Onları direkt düzelttim. En basitinden. Böyle. Mate'i tavsiye ederim insanlara şu an. Mate demişim. Cinnamon'a. Performans olarak da NOM'dan daha az sistem tüketiyor. Muhtemelen KDE'den de az tüketiyor. Ama hani XFCE'yi artık kullanmayalım da. Mesela Mate ile kıyaslamaya kalkıştırsan gene çok fazla sistem tüketiyor da hani ortalama bir makineniz varsa cidden tavsiye ederim. Sistem kaynak tüketimi konusunda KDE'yi ben yeni şey geldikten sonra bir deneyeceğim. Bir benchmark durumundan bir şeyler ayarlayabiliriz aslında seninle. Ya şu an Unity öldüğü için Unity'yi saymıyorum. Muhtemelen popüler masaüstüleri arasında en ağırı NOM olabilir bu arada. Hatta evet NOM. Bence NOM direkt. Neyse abi Librem'deyiz değil mi şimdi? Librem, Prism. Evet. Burada topu sana atıyorum. Masa üstlerinde ben bayağı bir konuştum. Arkadaşlar bu mobil sektöründe konusundan Android girdikten sonra açık kaynak şeyler birazcık uzaklaştılar bundan. Özellikle Ubuntu'nun denemesi oldu. Bir tane Linux tanıtım olarak telefonlar, bir tane adamlar cihaz olarak bir şey üreteceklerdi. Parayı topladılar, yaptılar. Sonra baktılar, yarım kaldı olay. Çöp oldu. Biz bu kadar sonra... iş gücü yetiştiremiyoruz diyerek. Yetiştiremiyorlardı da cidden. Aynen. Şimdi bir başka grup, Kickstarter üzerinden başlattıkları yeni bir proje vardı. Librem 5 olarak geçen bir şey. Daha çok security ve kişisel güvenlik olayına baskı yapan şekilde bir tasarlanmış bir telefon var. Özellikle bütün uygulamaların birbirinden bir şeyler çalmaya çalıştığı ve kişisel bilgilerinizi çalmaya çalıştığı günümüzdeki sistemlerden birazcık daha sizi secure hale getirmeye çalıştığı bir sistem. Hoş bir şey. Prism saflık adı altında başlamış bir proje. Prism diye geçiyor. Purism. Yaklaşık olarak 2.1 milyon dolar gibi bir şey topladılar insanlardan. Ve yakında piyasaya çıkacağını söyleyebilirim. Bayağı hoş ve güzel bir telefon. Bir göz atmalarını tavsiye ediyorum. Özellikleri bayağı iyi. Ve bu arada Özgür Yazılım Camiası'ndan da bayağı bir destek var. Özellikle KDE ve NOM projelerinden de bayağı bir destek var arayüzü konusunda. Aynen. KDE'nin arayüzünü kullanabiliyorsunuz. Ve birçok şeyi Linux programını üzerinde normal native olarak koşturabiliyorsunuz. Evet, sadece dokunmatik desteği düzgünse. Aynen. O detay önemli. Onlar halledecekler. Halledecekler onlar da. Ama bu arada NOM'u takdir ettiğim bir nokta var. NOM'un dokunmatik desteği bayağı iyi. NOM'u fazla, ne bileyim, bir ilk aşktan dolayı KDE'den başka bir şeye geçemediğim için NOM o ara ona rakip olduğu için ister istemez psikolojik bir şeylik var. Ama favori dağıtımı NOM kullanıyor. Favori dağıtımım maalesef NOM kullanıyor. Fedora'dan bahsediyor arkadaş. Yapacak bir şey yok. Onları da düzelteceğiz. Gerçi ben burada kendime ne diyeceğim onu düşündüm bir anda. Favori dağıtımım benim hiçbir şey kullanmıyor. Yani böyle bir durum. Purism hani ilginç bir proje. Bayağıdır da bayağıdır da konuşuluyor. Hatta bunun üstüne özel bir video hazırlayabiliriz. Hatta Ömer abi. Efendim? Seni video hazırlama kısımlarına alalım. Sen Purism hakkında güzel bir video hazırlayabilirsin mesela.
Turizm konusu olabilir ve ben benim asıl düşündüğüm video konusunda Raspberry Pi için şeyler düşünüyorum. Aa, benim senden asıl beklediğim video bu arada UEFA üstüne. UEFA konusunda uzun bir bölüm yapalım seninle aslında. Videosundan önemli bir konuşma, muhabbet konusu olarak UEFA'yı alalım. Bu bölümde bunu kalmadık. Bir sonraki bölümde yok, bu bölüm için uygun değiliz. Bu bölüm biraz daha arayüzsel bir bölüm. Aynen. Bir sonraki şeyimizde, videomuzda aslında birkaç tane yazılımcı arkadaşla da konuk alıp şey konusunu konuşalım. Gelecekteki, daha doğrusu geçmişten günümüze yazılım geliştirme süreci veya genel olarak dosya sistemleri konusunda konuşulabilir bir sonraki bölümde. Bilmem ne düşünürsün? Bir sonraki bölüm olabilir, sonraki bir bölümde olabilir. Olabilir yani. Makul bir konu. Aynen, dinleyicilerden birazcık daha geri bildirim alabilir. Aynen. Ne istedikleri birazcık daha öğrensek daha fazla şey yapacağız da. Aynen, öyle bir sıkıntımız var. Daha konu önerileri bekliyoruz sizden. Ha, bu arada aklıma geldi de benim unuttuğum bir şey var. Ne gibi? Enlightenment masaüstü ortamını biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun. Çağrışım yapıyor. O ne durumda? Cidden merak ettim şimdi. Bakalım. Enlightenment Desktop. Bu arada 97'den beri gelişiyormuş bu. O kadar var mı ya? Yeni bir release candidate çıkmış. Bayağı bu ayın sonunda çıkmış mesela. Hala gelişiyor. Ama sürümlendirme isimlerini değiştirmişler. Linç. Bir ara bakmak lazım. Bir ara tekrar kurcalarım Enlightenment'ı. Bayağı ilginç bir projeydi. GTK'ndaki sefer. Ne? GTK. Genome'un şeyi var ya. GTK isimli kütüphane bir tarafıyım. 2.0'ını kullanıyorlarmış. 4 çıkacak, hala 2'yi kullanıyorlar. O da ayrı bir gariplik. Enlightenment GTK kullanmıyordu diye hatırlıyorum. Kendi arayüz kütüphaneleri var onların. Vallahi şeyinde. Onların bayağı kendi arayüz kütüphaneleri var onların. Yok, bazı projelerinde kullanıyorlarmış. Ha, mümkündür. O legacy projelerdedir. Belki. EFL diye bir arayüzleri var kendileri ve bu arada Wayland desteği de varmış. Hatta onu kullanan Linux dağıtımı varmış. Bond Hill Linux. Enlightenment 17 ile şey yapmış. Ama şahsen ben şöyle bakmak dışında Enlightenment'ı kullanmadım hiç. Yalan olmasın. Ya ilk çıkması amacıyla şu anki kullanım şekli biraz ilginç. Hafif bir sunucu yönetim arayüzü olarak tasarlanmıştı ilk başta da. Sonradan bayağı janjanlı bir şeye dönüştü. Janjanlı ve hafif bir şeye dönüştü daha doğrusu. O çok ilginç. Bu arada Window Manager kavramı da var bir de. Özellikle Arch komünitesinde Window Manager'lar bayağı popüler mesela. i3 başta olmak üstüne. Ve Awesome. Aslında bütün şeylerin tamamında bu masaüstü ortamlarının tamamında kendisine özel şey oluyor. Window Manager'lar oluyor. Yok, bahsettim. Düz Window Manager olarak dağıtılan arayüz ortamı diyelim. Onlardan bahsediyorum. Alo? Alo. Buyurun. Bir an sesini kesildi de. Ya bakmayın. Bağlantı koptu bir an. Ne diyordum? O şekilde kullanılan ortamlar da söz konusu ve bunlar bayağı popüler. Hangileri mesela? Özellikle i3 bayağı popüler işte. Benim şeyden başka, KD'den fazla, diğerlerine fazla zaman ayıramadım için açıkçası. Bir de geliştirme işiyle uğraşınca diğer şeylere o kadar daldan dala atlayamıyorsun köftem. Bir tanesine bağlanmış kalıyorsun ister istemez. Onların şöyle bir olayı var. Aşırı hafifler. Ama hani